mesele bu kapsamda çocuk evlilikleri ve çok eşli evlilikler olabilir. Yani dini referanslara göre biliyorsunuz İslam hukukuna göre dört eşli olmak makbuldür. İzin verir din buna. Yarın öbür gün vallahi medeni kanunu değiştirelim ya da birden fazla evlilik de olabilir diyebilirler. Bunu önleyenler tıpkı müftülük gibi bunu getirmelerin önünde de bir engel yok. Yine çok çocuk yaşta evlilikler 12 yaşında zaten şu anda evlendiriliyor ve mahkemeler bu konuda yargılananlara beraat kararı veriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını hatırlatmak istiyorum size. 2015 yılında dini nikah, resmi nikah kıymadan dini nikah kıymak suçtu aslında. Ve bu imam ve çiftlere, evlenen çiftlere bir ceza öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Böylece resmi nikah kıymadan imam nikahı kıymanın da önü açılmış oldu. Yine Anayasa Mahkemesi cinsel ilişkide eskiden rıza yaşı 15'ti. Yani 15 yaşın altındaki çocukların evliliği zaten yasak. Ama bir tecavüz ve istismar iddiası karşısında 15 yaş ölçüydü. Şimdi 12 yaşındaki bir çocuk ben rızamla ilişkiye girdim derse, demek zorunda bırakılırsa ailenin baskısıyla, bu da o evlilik yaşını otomatikmen indirmiş oluyor. Biliyorsunuz meclise bir gece yarısı biz de oradayken çocuk evliliklerini meşrulaştıran, istismarcıları koruyan bir öneri gelmişti. Ve muhalefetin kamuoyunun tepkisi üzerine çocukların tecavüzcüleriyle evlenmesi bir beraat ve cezasızlık gerekçesiydi. O geri çekildi ama arkadan dolanarak AKP iktidarı bunları tekrar yasallaştırmaya devam ediyor. Şimdi şu anda mesela yargı kararları genellikle şu yönde: 12 yaşın üstünde rıza varsa aile evlenme vaadini, rıza varsa ya da evlenme vaadi varsa ya da ailenin onayı varsa beraat gerekçesi kabul ediyor ve bu durumda çocuk evlilikleri, çocuk istismarları önü alınamaz bir durumda devam ettiriliyor. Çocuk evlilikleri hiç önlenmedi. Önlenmek istenmedi. Çocuk gelinler konusunda Avrupa'da erken yaşta evlilik konusunda Türkiye ikinci sırada. Çok vahim bir tabloya sahip bir ülkede yaşıyoruz. Yine kadına yönelik şiddet, tecavüz, kadın kırımı olarak orta yerde dururken kadınlara hayatı cehennem kılma konusunda yemin içmişler. Bu düzenlemelerin hepsi kadına yaşamı cehenneme çevirmek aslında. Üzerine toprak örtmek, gömmek, diri diri gömmek, haklarını elden almak. Ama biz kadınlar bu toplumun yarısıyız. Bu gömülmeyi dün kabul etmediğimiz gibi bundan sonra da tabii ki kabul etmeyeceğiz. Ve bu toprağı nasıl dün üzerimizden attıysak ve yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olduysak ve bu mücadelemiz devam ediyorsa bundan sonra da devam edeceğiz. Diğer yandan şöyle bir durum var. İkinci düzenleme, bu da çok tehlikeli bir düzenleme. Evde yapılan doğumlarda sağlık personeli olmasa, resmi bildirim olmasa da o doğumların nüfus müdürlüklerine bildirilmesi. Bunu şöyle açmak isterim değerli basın mensupları, tartışılıyor ama en açık deyimiyle şu demek. Bir çocuğun tecavüze uğradığını düşünün. 12 yaşında, 13 yaşında. Bu çocuğun resmi bildirimlerde istismara ya da tecavüze uğradığını kanıtlamanın yolu onun resmi bir işlemden, hastaneden, sağlık personelinin tutanaklarından öğrenmektir. Şimdi bunlar evden doğrudan, evde yapılan doğumun nüfus müdürlüklerine bildirilmesiyle çocuklar nüfusa kaydediliyor ve orada işlenen suç kapatılıyor. Tecavüzcü aklanıyor ve o çocuk bir anlamda ömür boyu tecavüze uğrama şeyini, mağduriyetini, acısını büyük bir yük olarak üstünde taşıyacak. Ne demek sözlü bildirim? Neden sözlü bildirim? Yani bu ülkede bir medeni kanun varsa, evlilik yaşı varsa, çocukların nüfusa kayıt işlemleri o kadar geniş bir mevzuatta düzenlenmişken bu bildirimin amacı kayıt dışı doğumlara, istismara, tecavüz sonucu doğan çocukların yolunu açmaktır. Daha açık bir deyimle istismarcılar bu düzenlemeyle açıkça koruma altına alınıyor. Ve onlara örtülü bir af geliyor. Bu aftır.
Bu düzenlemenin amacı istismarcıları biz affettik demektir ve bundan sonra da affediyoruz demektir ve aynı zamanda geri çektikleri o kanun tasarısının tekrar meşrulaştırılmasıdır. Çocuk istismarının evlilik yoluyla bu şekilde meşrulaştırıldığını da söyleyebiliriz. Şimdi bu düzenlemeyle yine aynı şekilde erken yaşta ve zorla evliliklerin önü açılacaktır. Kadınlar evlilikte, boşanmada kesinlikle güvencesiz bırakılıyor bu düzenlemeyle ve şu anda iktidar partisinin, hükümetin birçok yasada neredeyse yasa çıkarmadan önce, öneri sunmadan önce dini referanslara dayanma durumunda olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Dini referansları arayan, kollayan bir siyaset anlayışıyla şu anda Türkiye adım adım ilerliyor. Bir de bu konuda dini referanslarla sadece vatandaşlar arasında da bir ayrımcılık yapılıyor. Doğru, Türkiye'nin ezici bir çoğunluğu yurttaşları %99'u aynı inanca sahip, aynı dine mensup ama farklı olanlar bir kişi bile olsa demokrasilerde onların hakları korunmak zorundadır. Toplumda şöyle bir ayrışma başlayacaktır. Müftüyle mi nikah kıydınız, belediyede mi nikah kıydınız? İmam mı kıydı nikahınızı yoksa Kadıköy Belediyesi'nde, Çankaya Belediyesi'nde mi kıydınız? Ve müftü nikahı istemeyenler, yani direkt gidip belediyede nikah kıyanlar yavaş yavaş bu şekilde toplum dışına itilecek, ötekileştirilecek ve bir mahalle baskısı aynı şekilde toplumsal yaşamın her tarafına sirayet edecek. Zaten temel amaçlardan biri de bu konuda bir baskı oluşturarak bu ayrışmayı kesinlikle sağlamak ve herkesi müftü nikahı ya da dini referanslarla nikah kıymak zorunda bırakılmasıdır. Halbuki asıl olan şudur, özgür iradeyle insanlar, iki kişi gider evlilik memurunun önünde, nikah belediyenin önünde nikahını kıyar. Özgür iradesi vardır. Onun imama gidişini engelleyen hiçbir kurum yok ki. Müftüye nikah kıyması yoktu ama imamlar nikah kıyabiliyor biliyorsunuz. Ve bununla ilgili zaten toplumda önemli bir kesimde genellikle inançlar ve benzeri sebeplerle hem dini nikahları kıyıyorlardı hem belediye nikahını kıyıyorlardı. Resmi nikah dediğimiz nikah, çünkü resmi nikah olmadan kadınlar evlilikten doğan hakları kullanamıyorlardı. Şimdi bu yolla tam tersine bu sefer dini nikah öncelenerek diğeri onun aparatı haline getiriliyor aslında. Ve yarın öbür gün dediğim gibi medeni hukuktaki bütün düzenlemeler bu referanslara göre göreceksiniz gözden geçirilecek. Ve bu konuda çok büyük bir tehlike var karşımızda. Tehlike nedir? Şudur işte, şu anda kadınların yaşadıkları da tümüyle bu anlayışa göre şekilleniyor.